Herkese merhaba sevgili dostlar, ben Playdaay Kırcan. Yeni bir oyunun demosuyla karşınızdayım. Efendim, bu videoyu geçmeden önce birkaç bilgi aktarmak istiyorum. Çünkü daha önceki demo oyunların videolarında çeşitli yorumlar gördüm ve bu yorumların yanlış ya da eksik olduğunu düşünüyorum. O da şudur: bir demo niçin yapılır? Demonun amacı nedir? İlk önce ondan biraz bahsedelim. Ondan sonra oyunumuza geçeriz. Demonun amacı, yapımcı firmanın bir oyunun kısa bir bölümünü bizlerle paylaşarak oyunla ilgili mekanikleriyle, animasyonlarıyla, çevre tasarımıyla bize ne sunduğunu göstermesi ve bu sayede bizim de oyunu deneyimlememiz sayesinde, yani bir tecrübe edinmemiz sayesinde oyunu alıp almayacağımıza karar vermemiz. Yani bir şey izlemekle deneyimlemek farklı oluyor. Demodaki amaç da bu. Kısa bir bize deneyim sağlamak oyunla ilgili ve bu sayede hiç oynamadığımız ve yeni çıkacak bir oyunun oynayıp oynamayacağımıza karar vermemiz. Bu süreci işletiyor. Yani şu an sizinle oynayacağımız oyunu daha önce hiç oynamadım ve ilk defa sizinle birlikte oynayacağım, deneyimleyeceğim. Ve deneyimlemem sonucunda size bir şeyler paylaşacağım. Siz de en azından izleyeceksiniz. Ha, bu oyun böyle bir oyunmuş diyeceksiniz. Ve sonucunda alıp almama karar vereceksiniz. Bu videoların amacı bu. Demo videoların amacı budur. Aynı zamanda demoların da amacı budur. İkinci olarak, kanalımda birçok demo oyunun videosu var. Eğer bir göz atarsanız denemeler diye bir playlist göreceksiniz. Bir oynatma listesi göreceksiniz. Burada birçok farklı oyunun demolarını, ilk bölümlerini burada paylaşıyorum. Bunlara bakarak ya hani alıp almayacağınıza karar verirsiniz veyahut eğer baştan sona bir şey varsa, serisi varsa kanalımda bunu deneyimleme fırsatı bulursunuz. Yani baştan sona izleyerek bir oyunun gameplay'ini izlemiş olursunuz. Böyle de bir şeyiniz olur. Güzel, benim açımdan güzel, sizin açınızda güzel zaman geçireceğimiz bir süre olur. Onun için bir bakarsanız ve baktığınızda eğer beğendiğiniz videolar varsa, hoşunuza gidecek videolar varsa, uzun seriler de var çünkü. Bunlar da hoşunuza giderse bir like atıp takipçim olsunuz. Böylece benim de bir tane takipçim olmuş, izleyicim olmuş olur. Güzel olur. Evet dostlar, oyuna geçelim bakalım. Evet sevgili dostlar, bu oyunumuzun ismi Winter Survival. Steam'in Next Fest kapsamındaki oyunlarından biri daha. Şimdi bu demoyu deneyimleyeceğiz. Karda, kışta hayatta kalmaya çalışan bir adam oynayacağız. Story modu varmış. Soğuk Dalgalar modu isminde bir modu daha varmış. Fakat bizim şu an sadece oynayabileceğimiz mod Endless modu ve How to Play şeklinde, yani nasıl oynanır şeklinde bir içerik varmış. Tutorial'ı oynamak ister misiniz? Bence tutorial'ı deneyelim. Yani oyunu öğrenmekten ziyade oyunun hangi mekaniklerin olduğunu tutorial'da biz daha iyi göreceğiz. Onun için tutorial'ı oynamakta yarar var diye düşünüyorum. İlk olarak hareket etme. Bir dakika, hareket etmeden önce Options'dan, grafik ayarlarından, yok grafik değil, kontrolden şu hassasiyetleri birazcık düşürelim. Çok hassas çünkü. Evet, böyle daha iyi. Hareket et, kavga et, avlan, hayatta kal. Mesela şuna gidelim. Evet, bunu yapalım bakalım, neymiş bu? Bu ne biçim trailer lan? Tamam. Menüye geri dönüyoruz. Oynayarak öğrenmekte yarar var. Trailer pek mantıklı değilmiş. Direkt başla, boşver. Hayatta kalmaya yönelik mi, yoksa keşfetmeye yönelik bir oyun mu oynamak istiyorsun? Keşfetmeye yönelik oynamak istiyorum. Çünkü zaten sadece deneme amaçlı oynadığımız bir oyunu neden zor ayarlarda oynayalım ki? Ne oldu? Hatırlamıyorum. Hastalık, mağara, kurtlar, ayı şeklinde çeşitli seçenekler var. Hastalıkla başlamak zorundaymışız. Diğerleri açık değil. Ekipman olarak neleriniz var? İyi durumdayız, zayıf durumdayız, korkunç durumdayız, hatırlamıyorum. İyi durumdayız diyelim ve ekipmanımız iyi olsun. Neden bunlar oldu gibi bir soru var. Ne zaman oldu pardon? Ya da nerede? Bir dakika. Ne zaman oldu? Hatırlamıyorum. Sabah oldu, öğlen oldu. Sabah olsun. Önümüzü görelim. Hava durumu neydi? Hava durumu temiz olsun, açık olsun. Görelim etrafımızı. Ya buradaki açık olsun, aydınlık olsun falan gibi şeylerimin amacı şu: hangi tabloyu görmek istersin diyor. Bir şey söyleyemem. Bu sır olsun. Ayı görmek isterim. Kurt görmek isterim. Bu sır olsun ya. Ne olduğunu... Yani diğer seçenekler de çok iyi değil. Ayı mı olsun? Kurt mu olsun? Bilemedim. Hangi seçeneği seçeceğimi bilemedim. Hepsi birbirinden kötüydü. Sır olsun dedim. oyunumuza başladık. Pek iyi durumda değiliz. Öksürük, tıksırık. Bir yudum bir şey içelim. Evet, bir şey kalmamış. Güzel. Niye kırdın? Cam şişe kullanırdık belki bir şeyde. Hoş geldin Winter Survival demosuna. Sen ölüyorsun. İşim bitti. Tamam. Abi bir oyuna başlayalım da bir görelim neymiş ne değilmiş, bir şey yapalım ya. Şimdi şunu kullanabilirsin. Burada bıçak bileyebiliyormuşuz avlanma için. Tamam. Yalnız oyunun ayarlarında bir sıkıntı var. Çok fazla lag yiyorum. Onun için hemen grafik ayarlarından. Bunlar değil. Grafik. Biz bunu bir düşürelim. Birazcık düşürelim. Değil mi? Kasıyor çünkü. 4080'de yüksek ayarlarda şu an kastı. Onun için birazcık düşürdüm. Şimdi şu an kasıyor mu? Birazcık daha sıkıntılı gibi ama hala kasıyor. Arkadaşlar bu daha yeni çıkacak bir ürün olduğu için ve bir demo olduğu için bu kasmalar normal, öyle düşünelim. Tabii çok optimizasyon iyi olan oyunlar da var ama bu tarz görselliği iyi olma iddiasıyla çıkan oyunlarda ne yazık ki böyle sıkıntılar olabiliyor. -0.3 derece olduğu için, 0.3 derece olduğu için biraz üşüyoruz. Sol alt köşede barlar var. Susayabiliyoruz, acıkabiliyoruz. Şu göz işareti sanırım yorgunluk belirtisi olabilir. 3 tane temel ihtiyacımız var. Stamina barımız var ve o da hızlı bir şekilde düşüyor. Ne yapmamız lazım abi bu hızlı düşen bara karşı? Hızlıca şu binaların olduğu yerlere gidelim. Sudan geçersek hasta olur muyuz acaba? -6'ya düştü. Bu galiba vücut sıcaklığımız. Ya tamam, öksürüyorsun, öleceksin, tamam anladık. Bir kurt eksikti. Tamam. Tutorial'ın da kötüydü abi. Tutorial'ın da oynanacak gibi değil. Tekrar deneyelim. Bir de basitini açtık yani. Öyle tıklıyorum bu sefer. Ayı olsun. Kurt çok güçlüydü. Ayı daha güçlü olur herhalde de. Neyse. Ayı bir tane olur en azından. Kurt sürü halinde oluyor ya. Yine aynı yerde başladık. Aynı şeyi mi göreceğiz? Evet. Yine öksürüyoruz. Keşke hasta başlamasak be. Şurada bir şey var. Bu ne? Bize taş ve çubuk gibi bir şey lazımmış. Tamam. -11 dereceydi. Oo, suya girdik, hemen üşüdük. Hemen içeri girelim. Isınalım. Isındık. Ne yapmamız lazım ilk önce bilmiyorum ki. J tuşuna bas dedi. Tamam, ıslak. Şey var. Kıyafetimiz ıslak olunca üşüyormuşuz. Sığınakta saklanabiliyormuşuz. Kitabımız yok. Pusulamız yok. Medkitimiz yok. Craft olarak çeşitli bu ürünleri toplayıp gelip craft yapabiliyormuşuz. Çadır kurabiliyormuşuz. Ateş yakabiliyormuşuz. Bunların içinde tinder ve branch toplamamız gerekiyormuş. Bunları nasıl toplayacağız? Köpek gibi üşüyoruz şu an. E tuşuyla toplayamıyoruz belli ki. F ile de toplayamıyoruz. Geberiyoruz şu an hastalıktan. Çıkamıyoruz o daracık yere. Heh. Bir malzeme bulduk. Güzel. Tava bulduk. Tencere tava. Üzerimiz ıslandığı için ciddi anlamda üşüyoruz. Şunları alabiliyor muyuz? Tamam, aldık. Ayı var arkamızda. Kurtmuş, pardon. Da git. Buradan geçemiyoruz. Gidip dinlenmem lazım. Hemen gidiyorum. Bu neymiş lan? Mezar. Bir çubuk gibi bir şey bulduk. Geyik var. Geyiğe zarar veremiyoruz ama. Yani kesip yakalayıp götüremiyoruz. Ha, çubuk. Herhangi çubuğu taşıyamıyoruz. Taş parçaları bol bol toplayalım. Güzel. Daha daş yok mu daş? Fena üşüyoruz. La kurt gider misin? La oğlum gider misin oğlum? Evet. Öldük. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Bu oyunda böyle bir oyunmuş işte. Sevgili dostlar, oyunun öldüğümüzü görünce kafayı yedi, çıldırdı. Böylece bizi oyundan hani atmadı da takıldı kaldı. Ben de oyundan çıktım direkt. Bu da böyle bir oyunmuş diyerip geçeceğiz. İlginç bir oyun. Şey çok sinir bozucu tabii. Grafikler çok iyi değil tabii, düşürdüğümüz için iyi değil ama yüksek grafikte de kasıyor. Benim sistem sağlamdır yani. 4080'li 13. nesil i9 işlemcisi olan bir makina. Bu makinede kasıyorsa diğer makinelerde Allah bilir neler olacak. Demek ki optimizasyon problemini halledememişler. Tabii indie oyunlarda böyle bir problem var. Oyunun güzel gözükmesini isteyen indie yapımcılar, yani böyle ufak bir stüdyoda bu işi yapan insanlar yüksek ayarlarda ya da yüksek görüntü olması için yüksek texture'lar kullanıyorlar. Bu da tabii oyunu oynamak isteyen insan için oldukça sıkıntılı bir durum olabiliyor. Tabii oyunu üretirken çeşitli aşamalar vardır. Nedir işte bunlar? Bazı malzemeleri, nesneleri daha düşük çözünürlükte poligonda gösterirsiniz. Siz ayarlamalarınızı yapıp hazırladıktan sonra oyunu piyasaya sürersiniz ama bunun tabii bir de test süreci vardır. Küçük stüdyoların bu test sürecini uzun süre yapma imkanları pek olmuyor. Ve bir nevi bizi bu testerlar olarak kullanabiliyorlar. Bu da çok sıkıntılı, bug'ları olan, donma takılmaları olan oyunlar meydana getiriyor. Bunları bir kenara koyacak olursak oyunla ilgili bence en büyük temel problem çok bilinmezlikle dolu olması. Trailer'ının, yani eğitim kısmının, training kısmının sıkıntı olması. Girdik, simsiyah bir ekran var. Yani nedir bu? Bize birazcık daha basit, daha kullanılabilir elementlerle yapsalarmış daha iyi olurmuş. Bir de mesela taş ve odun topla diyor. Ormanın içine geziyorum ama bütün istediğim taşı alamıyorum. Onların belirttiği aset olarak koyduğu taşı bulmam gerekiyor. Ve onların belirttiği aset olarak koyduğu dalı odunu bulmam gerekiyor. Bu da tabi biraz sinir bozucu bir durum. Bunun yanı sıra çevrede çeşitli nesneler, eşyalar var. İşte tava, ip vesaire. Bunları almamızı, bulmamızı istedi oyun bizden. Ama çıkar çıkmaz karşımıza koskoca bir kurt çıktı. Kurdu da hangi silahla öldüreceğimizi bilemedim. Çantama falan baktım, menüye baktım. Toolbar'a baktım diyelim kısacası. Orada da kılıç, bıçak, silah, tüfek hiçbir şey koymamışlar. Hem elimde bir nesne yok. Yani düşmanıma zarar verebileceğim, onları halledebileceğim bir nesne yok elimde. Ya hem de karşımda bir anda kurt, ayı, bilmem ne, geyik falan çıkıyor. Bunların bir anda çıkmasındansa oyunun bir 10-15 dakika sonra çıkması daha makul olabilirdi. Önce bizim bulunduğumuz bölgede bize saldıracak şeylerden ziyade hava şartlarına falan karşı hayatta kalabilmemiz gerekiyordu. Bu pek mümkün değil. Dışarı çıkar çıkmaz üşümeye ve donmaya başlıyoruz. Çıktığımız anda sıcaklık kısa sürede düşüyor ve bir dakika falan dışarıda kalabiliyoruz. Hızlı bir şekilde malzeme bulup kulübeye dönmemiz gibi bir şey istiyor herhalde oyun bizden ama bu çok keyifli değil. Yani bir oyuncu deneyim için tamam, fikren çok güzel olabilir ya da bir romanda bunu okursan belki keyifli olabilir ama ben oynarken çok keyifli bir deneyim edinemedim. Yani güzel bir zaman geçirmedim. Ama sonuçta bu bir demodur. Daha yapım aşamasındaki bir oyundur. Deneyimledik, test ettik. Sizlere de bunu sunmuş oldum. Böylece bu videoyu da burada bitirelim efendim. Buraya kadar izlediyseniz bir like atarsanız sevinirim. Sonraki videolarımda yine demolarımızı, yeni Let's Play videolarımıza devam edeceğiz. Kanala bir göz atarsanız belki beğenirsiniz, takip alırsınız, abone olursunuz. Benim de böylece bir izleyicim olmuş olur. Güzel olur efendim. Görüşmek dileğiyle.